Herkese merhaba. Writer eğitim serisi ilk bölümü olan belge ile devam ediyoruz. Şu an açık olan dosya kelime işlemci programı olan Writer'ın kullanım kılavuzu toplamda 157 sayfalık bir doküman. Belge işlemleri bölümünde ilk önce arayüzden bahsederek başlayalım. Daha sonra örneğimizi inceleyerek devam edelim. Kısaca bahsedecek olursak üst kısımda menüler Altında araç çubukları ve onun altında da biçimlendirme gibi işlemlerin yapılabildiği kısayollar mevcut. Menü çubuğunda birçok sekme var. dosya, düzenli görünüm şeklinde. Bunların örnekler üzerinden uygulama yaparak tek tek inceleyeceğiz. Bu şekilde anlat kes şeklinde olmayacak. Ekstra göstermek istediğim bu bölümde görünüm sekmesinin altında gezgin var. Gezgin neden burada bu? göstermek istedim. Çünkü 157 sayfalık bir doküman ve gezgin aslında büyük dosyalarda işimize çok yarıyor. Örneğin burada bu dosyada tablo 1'e tıkladığınızda kısa yol olarak direkt bağlantı sağlayıp gidebiliyorsunuz. Veya 19. sayfaya gitmek istediğinizde sizi gezgin direkt 19. sayfaya götürebiliyor. Gezgini programda çok sık kullanacağız. Bu yüzden buna ilk bölümde değinmek istedim. Örneğimize baktığımızda bir kapak sayfası var. Kullanım kılavuzu Pardus üzerine hazırlanmış ama programın Windows ile farklı yönleri çok olmadığı için kaynak olarak kullanılabilir. Kapağımız var demiştik. İçindekiler bölümü var. Normal standart Word belgesi gibi her şeyi mevcut. Belge işlemlerinde yeni belge oluşturmak, kayıtlı belgeyi ekrana getirmek. Belgeyi kaydetmek, PDF olarak dışarı aktarmak, şablon kullanmak, belgeyi yazdırmak veya belgenin özelliklerini görüntülemek gibi temel özellikleri gerçekleştireceğimiz bu bölüm olacak. Dosyayı kapatalım. Baştan yeni bir dosya nasıl açılır? Ona bakalım. LibreOffice 6.4 sayına tıkladığımızda karşımıza gelen ekranda Oluştur bölümünden Writer belgesini tıklayarak boş bir belge nasıl oluştura en kısa biçimde ulaşabiliriz. Programda dosya menüsü var demiştik. Dosya menüsünden belge işlemlerini kolaylıkla yapabileceğimiz bir sekme. Burada yeni üzerinden yeni bir belge de açabiliriz. Veya dosya üzerinden tekrardan geldiğimizde buradan şablonlar kısmı var. Şablonlara tıkladığınızda Tanıtım videosunda bahsetmiştim. Ee, bizlere hazır şablon veren LibreOffice aslında bunları kullanmamıza imkan sağlıyor. Hemen şablon örneğine de bakalım. CV örnek hazırlamışım bir tane. Bu arada şifre de koyabiliyoruz. Ben göstermek amacıyla koydum. CV olarak hazırlanan şablon LibreOffice'in bizlere sunmuş olduğu hazır şablon. Buna nasıl erişim sağlayabiliriz? Dosya menüsüne gelip yeni üzerinden şablonlara tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz belgeler var. Bunu sunumlar şeklinde de filtrelediğimizde farklıları geliyor. Belgelere geldiğimde özgeçmiş var ve CV var. İkisinden biri olduğunu düşünüyorum. Özgeçmişe tıkladığımda aynı şablon fakat içi değiştirilmiş ve hazırlanmış bir örnek. Bu bölümde şablon nasıl kullanılır, nasıl aktif edilir bunu göstermek istedim belge işlemleri olarak. Dosyamızı nasıl yazdırabiliriz, nasıl kaydederiz bunlara değinmek istiyorum. Dosyaya tıkladığımda kaydet dediğimde masa üstünde var olan kaydedilmiş bir şekilde olduğu için otomatik kaydetti. Farklı kaydet seçeneğine tıkladığımda yine farklı bir yere farklı bir kayıt türü olarak kaydedebiliyoruz. Bunu kapattığımda burada Hazır kısayollardan bahsetmiştik. Üzerine geldiğimizde kendisi de yazıyor. PDF olarak dışa aktar. Yani PDF olarak da kaydedebiliyorum. Belgeyi nasıl yazdırırız? Bu başlığa da değinelim. CTRL artı P tuşuna bastığımda kısayol olarak yazdır bölümü açılıyor. Burada tabi sayfaları veya yazıcınızı her şeyinizi ayarlayabilirsiniz. Kağıt türüne kadar da ayarlanabiliyor. Belgemizin özelliklerine bakacak olursak da özelliklere tıkladığımda isminin, boyutunun, oluşturulma veya değiştirilme tarihinin, kullanılan şablon, e, tablo gibi birçok örneğe buradan erişim sağlıyoruz. Bu kısımda dosya nasıl oluşturulur? Dosyayı kaydetme işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Özellikler veya yazdırma bölümü nasıl kullanırız? Ona değinmek istedim. Videonun örneğini izleyerek de pekiştirebilirsiniz veya kendiniz e, istediğiniz şablon veya tarzda dosyalarla çalışabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.